kendime farklılık olsun istedim. Konsept siyah beyaz yaptım ve buna 20 gün önce karar verdim. İşte çeşitli dostlarımı, sanat camiasında kendi müşterilerimi çağırdım. Her sene geleneksel yılbaşında partiler düzenliyorum. Onda yeni tasarımlarımı çıkartıyorum. Bunda da farklılık yaratayım istedim. Çeşitli sergiler açıyorum. Contemporary'ye katılıyorum. Yani insanların beğenisini kazanmak çok önemli bence. Mesela Topkapı Sarayı'nda bir sergi açmıştık. İstanbul Kültür Başkenti kapsamında. Orada yüzlerce insan gezdi ve yorumladı bunu. Okullardan öğrenciler getirdiler. O benim için çok önemliydi. Çünkü herkese hitap ettim ve herkes beğeniyle ve anlamaya çalıştı. Yani yaptığım şeylerle mesela daha önce Contemporary'de kadınlar yaptım. Bunlar omurga kadın gibiydi. Kadınlar Dünyanın Omurgası'dı ismi. Ve bayağı bir ses yarattı, ses getirdi. Yani bu benim için çok önemli tabii. New York'ta kızım bir sunuma gidiyor, resim sunumuna. O da art dealer. Orada Gilbert Albert'i sunanlar 5. caddede. Ceylan'a işte anneni de burada sergilemek isteriz dediler takılarını görüp. Ve 2 ay sonra o zaman Art Expo'ya katılmıştım ben. 2 ay sonra tekrar New York'a gittim. Ve orada Gilbert Albert'le birlikte ortak sergi yapma şansı yakaladım. Tabii bizim Birleşmiş Milletler Başkanımız Sayın işte Konsolos geldi oraya. Ve orada neden Semra Ica dendiği zaman da Gilbert Albert'in daha genci denildi. Ve bu benim için tabii ki çok önemliydi. Ve gene New York'ta başka sergilere, fuarlara katıldım. Bunu da devam ettiriyorum. Daha çok koleksiyonerlerle çalışıyorum, özel koleksiyonerlerle. Kimi kurumsal müzeler de var koleksiyonların içinde. Koleksiyon planlama ve oluşturma üzerine işim. Zaman zaman galerim olduğu dönemler de oldu. Bu işleri de tekrar geri dönüş yapacağım ama şu anda başka projelere önem veriyorum. Bir tane müze projesi var, en önemli şu an üzerinde çalıştığım. Onun dışında bir de Türkiye ile de çalışmalarımı güçlendirmek istiyorum. Şimdi en büyük projemiz tabii ki Şubat'ta çok üzüntülü bir dönem yaşadık deprem sonrasında. Buna şu anda çok zaman enerji harcıyoruz. Özellikle 11. Antakya Film Festivali yapılacağı için Amerika'daki sanat dünyasını buraya destek olmaya getirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Orada da ünlü yapımcılar, ünlü sanatçılar, mutlaka onları buraya getirmek istiyoruz. Onlardan destek almak istiyoruz. Aynı zamanda yani bu vesileyle de şu anda yani herkese ulaşmakta fayda var. Bunun haberlerini vermekte. Festival ekibini de şimdiden kutluyorum. Çok önemli bir çalışma. Biz de bu konuda desteğimizi vereceğiz. Evet, aynen.